Efendimiz devamlı buyuruyor ki mara'eytü, ben görmedim min nakisati aklin ve dinin, aklı ve dini bu kadar noksan, yani eksik. Aklında noksanlık, dininde eksiklik. Şey görmesin, haber bültenlerinde karılar duymasın bu hadis-i şerifi. Diyor ki size bir hadisler okusam var ya diyor. Kadına diyor Hazreti Muhammed neler demiş diyor. Seni hain seni. Sen ya masonsun, şuraya bak imzamı atarım, ya da siyonistsin. Senin soyunu bir araştırmalar lazım. Sen Müslümanca konuşmuyorsun. Başın da örtülü olsa sen Müslümanca konuşmuyorsun çünkü. Ya Peygamber Efendimizin ümmeti Peygamber Efendimizin evlatlarıdır ya. O hiç kadın erkek ayırt eder mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bak ne buyuruyor? Ve ezvacuha, onun hanımları ummuhatum, ümmetinin anneleridir buyuruyor. Ayet var ya. Ayete göre Peygamber Efendimiz ümmetin nesi? Babası. Hanımları annesi. Şimdi hanginiz insaf sahibi ki, hanginizin insafı Resulullah Efendimizin insafı kadar olabilir ki kızını erkeğinden, çocuğunu ayırt eder? Hadi biz diyelim hatalıyız, noksanız. Peygamber Efendimiz öyle bir şey yapar mı sallallahu aleyhi ve sellem? Bu laf nereye gitti yahu? Sen kimin hakkında konuşuyorsun da ne konuşuyorsun? Bir de başını kapatmışsın şöyle dümenden. Zamana uygun bir kapatma. Yazıklar olsun. Senin konuşman Müslüman kadının konuşmasına benzemiyor. Senin aslını, soyunu, intisabını araştırmak lazım. Nesebi beni alakadar etmez ama efendim ne veledi olduğu beni alakadar etmez ama onun bir intisaplığını, nereye bağlı olduğunu bir araştırın. Ya Mason localarından çıkacak ya da Siyonizm yapılarından bir yerden bir dert göreceksinizdir. Şimdi aklı noksan, dini noksan açıklaması gelecek. Ezhebe lilüb bir racülil hazim. Yani akıllı, efendim ihtiyatlı. Yani erkek hakikaten kadına göre daha akıllıca düşünür. Kadın dikkat et duygularıyla hareket eden bir mahluk. Yaratılmış yapıya sahip. Erkek daha çok mantığıyla, aklıyla, zekasıyla hareket ediyor. Yani erkeklerden aklınız ve dininiz noksan olmasına rağmen onlara galip geleninizi görmedim. Min ihtakünne kunne ve ma noksanu dinina ve aklina ya Resulallah. Tabi hanımlardan birisi dayanamayıp, güzel bir şey, sormasa biz öğrenemeyeceğiz. Dedi ya Resulallah, aklın ve dinin noksanlığı nedir? Bize buyurun söyleyin. Kale Efendimiz burada. Eleyse şehadetül mer'ati misli nisfi şehadetir racul. Sizden bir kadının şehadeti erkeğin şehadetinin yarısı değil midir? Evet. Tabi onlar öyle diyor. Kulna bela, evet ya Resul. Kale. Ve zelike min noksani aleyh akliha. İşte bu sizin aklınızın noksanlığıdır. Yani sizden kadından iki kişinin şahitliği bir erkeğin şahitliği yerine geçiyor. Bir erkeğin yarısı şahadete hakkınız olmuş oluyor. Dolayısıyla bu sizin aklınızın noksanlığı. Çünkü bu kanunu koyan kim? Şer-i şerif sahibi kim? Bu şeriatın sahibi kim? Allah Azimuşan. Kanun koyan Allah. Ve men yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Resulullah Efendimiz kendi aklından, kendi hevasından bir şey demiyor ki. Söylediğini Allah Teala haber vermiş de o yüzden Resulullah Efendimiz buyuruyor. Dolayısıyla aklınızın noksanlığı budur. Şehadetten dolayıdır. Tamam. Eleyse ide hazat. Lem tusalli ve lem tasum. Peki sizden biri hayız olduğu zamanda, hayız, nifas neyse. Oruç tutuyor mu? Oruç yok bir kere. Namaz kılıyor mu? Namaz yok, kazası da yok emide. Ya 10 gün diyelim hayız. Namaz da yok, kazası da yok. Var mı? Dediler kulna bela ya Resulallah. Haklısın ya Resulallah. Yok. Kale. Ve zelike min noksani diniha. Açıklaması var kardeşim her şeyin ya. Ya aklının noksanlığı neymiş? Şehadetten dolayı. Peki dininin noksanlığı ne demekmiş? Hayız oluyor ya.
Erkeğe göre noksan ibadet ediyor demektir bu. Kadını aşağılamak değildir bu yahu.